Başbakan Binali Yıldırım Çankırı'da halka hitap etti. Yıldırım, Avrupa şunu unutmasın, bu yapılanları bir kenara yazdı, karşılığını verdik, vereceğiz dedi. Ey Hollanda, ey Almanya, özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Türkiye'ye düşman olanları, teröristleri koruyup kollayacaksınız. Cirit atacaklar, bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz, konuşturmayacaksınız. Bu zorbalık, bu yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Hiç merak etmeyin, Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın. Bu yapılanları bir kenara yazdık. Gerektiği zaman gerekli karşılıklarda verildi, verilmeye devam edeceğiz. Hollanda'daki seçimleri değerlendiren Başbakan Yıldırım, Türkiye Hollanda seçimlerinde de ayar verdi ifadesini kullandı. Bakın sonuçlara, Türkiye Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın. Bu düşmanca politikalar, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun radyo programındaki açıklamasına da değinen Başbakan, bu şartlar altında hayır kampanyasını bırakıp bizim kampanyamıza dahil olsun, ona da yer var dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sazı almış eline, aklına geleni söylüyor. Ama söylediklerinin hiçbiri bir işe yaramaz. Bir radyoda soruyorlar, diyorlar ki ya bu sistem niye istemiyorsunuz? Diyor ki Kılıçdaroğlu, efendim diyor, bu sistem değişirse yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı bir partiden seçilir, başbakan da başka partiden olursa bunlar anlaşamazlarsa ne olacak? Uyan da balığa gidelim, uyan uyan! Ya zaten bunun için bu değişiklik yapılıyor. Yardımcısı da diyor ki, siz diyor Cumhur Kılıçdaroğlu bu anayasa değişikliğini okumadı diyorsunuz. O diyor tersinden bile okur diyor. Doğru, tersinden okumuş. O da doğru.